Son nefesinde dahi annem her soruya çok net ve çok akıllı cevaplar verdi. Ama cevap veremediği tek bir nokta vardı. Geçmişle ilgili hafızalarını hatırlayamadı. Bu iki şeyi karıştırmamak gerekiyor. O yüzden de biz bu özellikle ben bu filmi çekerken de geleceğe bir ışık tutsun diye ve 90 yaşındaki, 80 yaşındaki bir hastamızın çocuk gibi oyuncaklarla oynayabileceğini, o oyuncaklarla oynarken ona bir çocuk gibi davranmamız gerektiğini ve gelecekte de diğer sizler bu filmi seyrettikten sonra da yakınınızda bulunan Alzheimer hastası olan kişilere, bu anneniz, babanız veya bir başka biri de olabilir. Hayat çünkü böyle bir gerçekle karşı karşıyayız ne yazık ki. Bu da bir hastalık. O yüzden de gördüğünüz gibi davranmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü o zaman hem siz mutlu oluyorsunuz hem biz mutlu oluyoruz. Çünkü o hastaya bilerek yaklaşıyoruz. Ben de bu filmde bilerek yaklaştım. Sağ tarafta annem, sol tarafta benim oyuncumdu. O yüzden de böyle bir film çıktı ortaya. O iki kavramı çok iyi analiz ettim ve de sonuç olarak da bu zor oldu benim için ama yapabilecek bir şey yok. Bu da bir hayatın gerçeği. Şimdi anneniz bir hem oyuncunuzdu hem de anneniz de ama siz de hem filmi çeken yönetendiniz hem de aynı zamanda bir hasta yakınıydınız. Bakmak zor mu bu durumda olanlara? 90 yaşında bir insana bakmak tabii bir takım zorluklar getiriyor ama Alzheimer hastalarına bakmak zor mu? Kolay mı? Yani evet, yani baktığınız zaman her hastalığın kendi içerisinde zorlukları var. Yani bugün bir kanserli hastada, diğer bir nöroloji problemi olan bir çocuğunuz varsa onun bakımında hepsi zor. Yani neticede bu bir hastalık. Yani bu hastalığın içerisinde bir de fiziken de düşüyorlar. En önemlisi evet akıllarını... daha doğrusu hafızasını kaybediyorlar ama o hafızayla birlikte de fiziken çökme tabii zor oluyor yani ama biz onu hep böyle bir çocuk olarak gördüğümüz için filmdeki gibi hep böyle evde eşim iki tane çocuk vardı, bir işte 90 yaşında annem, bir de 50 yaşında ben vardım, ikimiz de boğuşuyordu. O yüzden eşim biraz daha zorlandı ama sonuç olarak da evet, fizik olarak düştüklerinde bu hastalığın bakılması biraz daha zorlaşıyor. Evet. Ben hemen Melih'e seni de buraya alacağım. İstemiyor musun? Bir dakika gel. Bir dakika gel. Çok mu zormuş istemiyorsun? Zormuş. Gel.